Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Pompacı simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nişanlımla beraber co-op oynadığımız seride 3. bölümle karşınızdayım efendim. Hayatım, hoş geldin. Hoş buldum. Bebeğim, şimdi 250 dolara ATM'nin yanındaki otomatı satın alayım mı? Al. Aldım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha, kahve otomatı bu. Markette bedavadan kahve içmemizi sağlıyor galiba. Olabilir. Şimdi sevgili dostlar, şöyle yapacağım. Öncelikle paranın büyük kısmını ortak hesaba yatıracağım. Sonrasında o hesaptan benzin aldıktan sonraki %18 kaldı. Bu sefer iş güzellik yapmıyorum. Geri kalanı sende hatunum. Bu bölüm ne için biriktirelim, ne yapalım, ne edelim? Sen karar verirsin ona. Maksimum benzini aldıktan sonra bir 400 dolar tuttu. Aşkım, sende de mi vardı bir o kadar? Hı hı. Hepsini ortak hesaba yatırdığına göre 1500'e bir şey atacaksın galiba. Ne atacaksın? Aşkım, bir şey açmayı düşünmüyorum şu anda da. Yıkamacımız şeydi zaten. Yıkamacımız açılmıştı, aktifti. Restoran açılabiliyordu ve kamyonet gelmiş. Ben şu benzin kamyonunu alayım geleyim. YouTube'dan izleyenler, bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim efendim. Michael açtı. Harbiden Michael benden çok çalışıyor. Dün Michael senden çok çalışıyor dediğinde bir trip attıydım da. Aşkım, Michael süper kahraman gibi eleman. Hayatım. Efendim bebeğim. Şimdi. İstersen workshop'u açabiliriz. Fiyatını bilmiyorum ama. Bakalım. 3000 diyor bebeğim. 3000. Birikir, bir şey olmaz. Bence de. İstersen bir benzin pompa yeri daha açabiliriz. Aşkım, 2'den fazla gelmiyor galiba ya. Ha, ya da sadece şu 2 ön kısmı kullanılıyor. Arkadaki kısımları açılacak böylelikle. 2'den fazlası gelecek. Aynen öyle. Aşkım, temel para benzinden geliyor. Bence yeri açalım. O zaman... Hayırlı olsun. O zaman şey yapalım bebeğim, böyle benzin istasyonlarını açalım, tıkır 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 tıkır. Benzinden para kasıyoruz çünkü en son biz benzini ne kadara çıkardıydık? 1.1 dolardı galiba, değil mi? Hı hı. Aynen, 1.1 dolar. 30'a kadar yolu var aşkım. 30'a kadar yolu olursa sanki ufak bir sıkıntı olur gibi. Dancil, aleyküm selam, hoş geldin. Vallahi bu dükkandaki bedava kahvemi bilmiyorum dostlar. Galiba bedava kahve. Ya da biz şey olduğumuz için kahveyi bedava alıyoruz. Bilmiyorum, patron olduğumuz için. Onun dışında pek bir fikrim yok. Şöyle bir şeye bakmaya gidiyorum. Araba yıkama yerinde otomatikte ya da normalde var mı birileri diye. I-ı. Yeni açtığımız yere araba geldi mi hiç? Şu anlık gelmedi ömrüm. Anladım bebeğim. Bu arada arkadaşlar şey diyor. Buradaki masalara oturup müşteriler senden kahve istiyor diyor. Buyurun. Harbiden istiyor herhalde. Ama bunlar oturabiliyor, biz oturamıyoruz. Kadın, biz neden oturamıyoruz? Bu da oturamıyor. Sonra çöpü? Sen atacaksın aşkım. Yo, otomatik kayboluyor. Aşkım, bu kahve makinesinin üzerindeki adam kim? Hayatım, oyunun geliştiricisi olabilir büyük ihtimalle.
Destekçisi olabilir. Varsa öyle bir şey. Yani belki oyunla alakalı bir fon oluşturmuştur, desteklemiştir falan. Oyun bildiğim kadarıyla hani Türk yapımı, hatta Türk yapımı olmasını geçtim. Chatten arkadaş diyordu hani benim oyunum Pompacı Simülatör nasıl hoşuna gitti mi falan diye anlatıyordu. Hatta şey demişti geçenlerde, işte yeni güncelleme geldi, hiç deneme şansın oldu mu gibi gibi, ama chatteki nickini hatırlamıyorum tabii. Da yapan aga bizden. Bilmiyorum. Belki de yayınıma gelen arkadaş beni trollüyordur. Hani oyunu yapan arkadaş değildir de başka biri benimle kafa buluyordur. Emin değilim ama ya yapanın Türk olduğunu biliyorum yani. Büyük ihtimalle de kendi şeyini koymuştur, resmini koymuştur diye tahmin ediyorum. Efendim oyun 45 TL. Televizyonda kendi videonu aç, oyunda da izleyen olur. Nasıl yani? Ha, oyunda televizyon var. Ofisteki televizyonu diyorsun sen. Oy, ofiste televizyon var mı bilmiyorum Reklamlar da. var mı? Aşkım koydum. Ne yaptın bebeğim? Ne? Ofise televizyon kurdum. Market kısmına. Markette televizyon mu var? Ha, YouTube URL'sini atıp YouTube videosu başlatabiliyoruz. Anladım. Aşkım ben benzin limitini arttırmayı aldım. Çevredeki müşterilerin markete gelmesi de güzel olabilirdi bebeğim, ama benzin limiti de güzel. Aa, bizim dükkanda tüplü televizyon var. Yok, tüplü televizyon açılmıyor. Ofisteki televizyonda bir şeyler açılıyor. Aha, 3 yere birden araba geldi böyle tık tık tık. Müthiş para gelir burada. Ya televizyon uçuyor. Neden uçuyor? Çünkü ben masasını alacak parayı yanıma almadım, tamam mı? Bir 20 dolar çeker şimdi masasını alırım. Aşkım 250 doları boş bir şeye yatırabilir miyim? İstediğin gibi. Al, havada durmuyor artık. Tüplü televizyon YouTube'u desteklemiyor mu? Aga be. Artı 10 itibar nereden geldi? Birazdan reklamımızı yapan bir adamı göreceksin ve pankartını sakın okuma. Sakın okuma dediğine göre okuyacağım. Efendim sevgili Mehmet, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Mehmet, merhabalar. Nerede aşkım reklamımızı yapan adam? Elinde pankartla biri... Bak bak bu neredeymiş. Biri yapacak da. Artı 10 itibar dedi. Dedim yap. Umarım gör. Ha burada gel gel. Arabayı yıkayıp geliyorum hayatım. Konum şey yaparsan, atarsan Aşkım gelebilirim. beni görürsün. Giriş kısmına gel. Levhanın olduğu yere. Geldim bebeğim. Ben şu an tam girişte o isim ayarladığımız yerdeyim. Gel. Dümdüz karşıya gel. Aşkım öyle değil. Kaldırım boyunca bir Gördüm göremiyor gördüm muyum? gördüm. Zıpladın gördüm bebeğim. Tornacı Prime'ın avantajıyla ikinci ayın daha, teşekkür ederim Tornacı. İkinci ayın kutlu olsun, sağ olasın. Ve sevgili Lord of Hersker babuşuma kurban olsun Prime'lar demiş. Teşekkür ederim. Pompçikçi de pompiklenmeye gelin. Saygılar. Aşkım güzel çalışma. Bence de, bence de. Yani ellerine sağlık, teşekkür ederim. Kesinlikle bu dükkana fazla müşteri çekecektir. Sloganı sen mi Evet. yazdın? Evet. İstasyonda yangın çıktı aşkım. Aşkım o kadar işçi var. Söndürsünler. Umarım söndürürler. Kahve Hayatım dükkan. istiyorlar, kahve istiyorlar. Dükkan elimize gelecekti ben söndürmesem ya. Sevgili hanım, benzin alabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Hayatım.
tipine tükürdüğüme bak hele lan. Kahveyi içirdi de yere attı böyle. Tipine tükürdüğümün. Hayatım fiyatları güncelleme zamanımız gelmedi mi? Minik bir fiyat güncellemesi. %0 indirimimiz vardır. Satılan ürünler, istasyon, çalışanlar, benzin doldurabilirim, ürün satabilirim, araba tamir edebilirim, araba yıkayabilirim, tamir yapabilirim, benzin doldurabilirim. Hiçbir yangın söndürebilirim demiyor. Onun için bir özellik olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Mantıklı. Aşkım ne oldu öyle paraya? Para... Yakıt aldım. Yakıt. Yakıt aldım bak %21. Yani sopalamana gerek yok ama bu şirket dükkan için... Ama dükkan için dükkan. Benzini zararına satıyoruz galiba. Bilmiyorum ki. Yok ya. Kar marjımız düşük olabilir. Onun dışında pek bir şey bilmiyorum. Hayatım ben benzini birden satıyorum ya. Kaçtan alıyoruz ki? Aşkım işte fullemek için 300 dolar veriyorsun. 300 değil aşkım. 500 aşkım. Dolar, 1000 dolar bir şey veriyoruz yani. Sekulor teşekkürler, hoş geldin. Aşkım fullersen 1.16, daha fazla zaten fullenmiyor. Anladım. Yani her türlü kârına satıyorsun. Aşkım bence ne yapmamız lazım biliyor musun? Hı. Bence 500 dolara dükkana çevredeki mahallelerden de adam gelebilir şeyini almamız lazım. Olabilir amcam. Hanımefendi camları sildim para... Hı. Bahşiş vermek için çarpıldı. Michael ne yapıyorsun burada Michael? Bir şeye bakıyor olmalı ama neye? Bug'a mı girdi acaba? Aşkım belki de dükkanda iş olmadığındandır. Nasıl gidiyor diyor. Ne gidiyor senin nasıl gidiyor? Memur abem, memur abem. Bahşiş ver abim, memur abim. Bahşiş. Şimdi şu an dükkanda her şey full değil mi? Hayatım hayalet sürücü geldi. Bahşiş ver. Oyunu bug'a mı soktuk acaba? Vay! Aşkım bu çevre sakinlerinin şeyini aldım ama bir daha 500 yazıyor. O tek seferlik mi? Bakayım bebeğim yükseltmelerde değil mi? Hı hı. Çevre sakinlerinin markete gelmesine izin ver. Aldım ama diğerleri gibi siyah yanmıyor. Siyah yananlar zaten daha almadıklarımız herhalde bebeğim. Hayır aşkım %25 arttırı aldım. Siyah yanmıyor mu? Bak benzinliği arttırmışız da çevre sakinlerinin markete gelmesine izin veri almamışız galiba. Aldım aşkım 510'a verdim ya. Şu an aktif değil galiba bebeğim bilmiyorum. Bende tekrar alınabilir gözüküyor çünkü. Bende de alınabilir gözüküyor. Demek ki belli bir süre için geçerli olan bir şey o. Ya da tek seferlik bir şey mi acaba? Bilemedim. Daha yararlı şeylere para basabilirdik. Ya ben hani fazla müşteri gelirse doğal olarak daha fazla para kazanırız diye düşündüm bebeğim ya. 510'a vereceğimize biraz daha biriktirip bir pompacı daha koyabilirdik şuraya pompa yeri. Ama 2000 bu. Hmm. Artık işlerin rengi değişiyor bebeğim.
Evet sevgili Radyo Ghost, hoş geldin, merhabalar. Kahve içince ne oluyor? Hem canın hem açlığın doluyor. Hem açlığın hem susuzluğun. Evet doğru. Ben kahve üstüne sosisli gömmeyi istiyorum. Afiyet olsun bebeğim. Ben arada acıkınca dükkanın rızkını yiyorum falan. Aşkım bak burada 1 dolar verip 3-4 dolara karnını doyuruyorsun. Oradaki sermayemi yemeye bırakıyor musun? Polise mi ihbar edeceğim beni? Ne yapacağım? Aa burada polis arabasında trafiği şikayet et gibi bir seçenek çıkıyor. Bir şeyler bug'lanırsa belki o açıyordur hayatım ya. Olabilir. Ne yapacaksın? Beni mi şikayet edeceksin? Eşim sermayemizi yiyor. Dükkana bir geliyor değil mi? Çerez paketini açmışım. Yum yum yum. Selamlar Lakesors. Hoş geldin. Merhabalar. Evet, itibarla alakalı müşterinin gelmesi ama biz itibar arttırsın diye dükkana pompikçi de pompalanmayı deneyin gibi bir şeyler yazdık yani. Pompikçi de pompiklenmeye gelin. Hı. Hipnoz etti herif beni ya. Dükkandaki baklavaları gömüyor. Ya dükkanı komple gömerim. Aşkım şimdi bir hedef belirleyelim. Tamam belirleyelim hayatım. Bence 3000 dolar biriktirip araba tamirhanesini açalım. Sanki bana araba tamirhanesinden iyi para gelir gibime geliyor. Ve hırs... Hı? Workshop mu? Aynen bebeğim, aynen bebeğim. Workshop'a biriktirelim. Ve hırsızın gelme ihtimaline karşılık hayatım, bence 500 dolar, 500 dolar üstümüze çekip üstümüzde bulunduralım. Giyemeyeceğiniz gelersen sen çekebilirsin. Ben söz veremem bebeğim. Efendim sevgili Berkay, abonemiz olarak 4. ayında. Berkay teşekkür ediyorum. 4. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. Kahve istiyorum. Ay bu kayda. Ay kendim içtim ya. Abona vereceğim. Afiyet olsun. Bay. Kahvemi istiyorsun lan ya. İçersin diye. Yere atmasa her şey daha güzel olacak da yere atıyor dayı. Aşkım otomatik kayboluyor ya gördüğüm kadarıyla. Hani onu temizlemek gibi bir sorumluluğumuz yok. Kahvenin parasını nakit olarak mı veriyor acaba? Nakit olarak veriyor hayatım. Yoksa kasaya mı gidiyor? Kasa yani şey dükkanın parasına gidiyor. Anladım. O zaman sadece bahşişler cebe. Hı hı. Anladım. Michael, bunu bana bırak. Michael'ın önünden işi aldım ya. Yıkamacıda eleman var dostlar. İki tane elemanımız var. Biri Michael, biri Ava. Ava. Araba yıkayabiliyor ya da araba tamir edebiliyor. Aynı zamanda benzin doldurabiliyor. Michael marketle ilgilenebiliyor ve benzin doldurabiliyor. Aynı zamanda temizliktir, şudur, budur, bütün işlemlerden sorumlu. Yani dükkanda aslında çok fazla şey, iki çalışan var, iki biz varız. İki çalışan var, dört tane çalışan var dükkanda ve verimli iş yapıyor aslında. Dükkanla alakalı pek büyük bir sıkıntı yok. Aha gene tinerci. Aşkım. Araba yıkamanın orada. Efendim bebeğim. Ben de gözükmüyor. Sen tinerciyi göremiyor musun gerçekten ya? Gerçekten gözükmüyor. Aşkım elinde bıçak var, 100 dolar ver tırrek diyor. Geliyorum bakıyorum. Aşkım yoksun. Tam araba yıkamanın oradayım bebeğim. Hırsız kasadan para çaldı. Aa. Arabasına doğru gidiyor, durduracağım onu.
Vurdum arkadaş. Vurdum. Hırsızı vurdum bebeğim. Bu da pahalı hırsız ya. 100 dolar ver tırrek diye takılıyor. Nerede aşkım? Hayatım tam benim önümde. Yıkamanın orada. Gel bebeğim. Belki sen de gözükmüyor olabilir. Hosta olabilir. Bak tam karşıda. Görüyor musun? Görmüyorum ama çektim. Tam sabah olduğu için kayboldu. Tam burada spawn oluyor bebeğim şöyle elinde döner bıçağıyla. Ben yayın tekrarından gördüm amcım. Kendisi bende gözükmüyor. Demek ki hostu bıçaklıyor bebeğim. Olabilir. 12 dolarımıza mal oluyorsun ama olsun. Ya delikanlılık edip yüzleşmeye gitmedim canım yani. Gördün ve söyledim. Söyle Michael. Yine çöp topluyor. Ya o Michael'ın ayağını kaydıracağım zaten. O dükkanın ortağı olmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Çok çalışıp göze girmeye çalışıyor ya. Bu nedir ya? İş kalmıyor bize. Elemanları kovalım. Aşkım iki kere benzin siparişi verdim %100'lenecek. Uzun tamam süre bebeğim. İdare eder. 100 doları çekiyorum yine. Çek hayatım. Kahve isteyenler falan var. İşçinin biri sadece burada kahve isteyen adama bakıyor ya. Kahveyi vermek yerine içtim aşkım. Afiyet olsun olmuş. Thank you. Hayaletin birine iki kutu konserve sardalya sattım. Sen de hayalet falan mı gözüküyor aşkım? Hayalet diye bir şey yok da bebeğim. Hani kimse yoktu. İki tane konserve sardalya vardı. Sattım ve thank you diye şey yaptı böyle. Kayıptan sesleri falan duyuyorum hatun. Sen iyi değilsin. Ben iyi değilim bebeğim. İyi 5 lira bahşiş verdi canım benim. Ama o arabanın içinde kimse yok. Thank you. Bana da 1 dolar bahşiş verdi. Dın 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 Aga arabanın acaba içinde olmasa bile bahşiş veriyor galiba. Hop girebilir miyim acaba arabanın üstüne? Ama beni de al, beni de al. Çıkın. Efendim hatunum. Adamın kafası... Ben yıkamanın içindeyim de. Adam kasada kullanıyor arabayı. Ne yapıyor, ne yapıyor? Kasadayken kullanıyor arabayı, Allah. Ben... Aa bak dışarı çıktı, dışarı çıktı. Geri geri geri. Allah hayatım. Garip şeyler olabiliyor anladığım kadarıyla. Efendim sevgili MTT Prime'ın avantajıyla 10. ayında 10. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sinirli müşteri mi dedi biri? Of sinirinizi yerim. Derdiniz kime? Niye sinirlenmiş? Bilmiyorum ki. Thank you. Thank you. Niye bahşiş vermiyor bana? Adamın arabayı cillop gibi yaptım. 4 dolar verdi canım bana. 1 dolar verdi aşkım bana. Thank you deyip. Çifte standart. Bu bahşiş de olmaz. Bu bahşiş de olmaz. Araba yıkamadaki hortumla değil de benzin isteyenlerin camını şeyle temizliyorsun. Şuradaki
cam silme aparatıyla temizliyorsun. Ay, 4 dolar 4 dolar. Ne güzel geliyor. Bazıları şansın varsa şey veriyor işte, bahşiş veriyor, para veriyor. Kafe istiyor biri. Kafe. kahve isteyen kimse yok aşkım. Bana bildirim geldi, bana. Ama kimse yok. Galipten şeyler görüyoruz aşkım. Artık demek ki çok çalışmak iyice bize dokundu hatun. Thank you. Aşkım bak, 1500'ü zor biriktirmiştik yıkamacı için senin yüzünden. Benim yüzümden? Thank you. Kumarda parayı ezdin ya, yürüyerek döndün ya geri. Aşkım kumarda parayı ezip yürüyerek dönen ben değildim sanki ama. Sen gülürsün, sen gülürsün bebeğim. Kumarda parayı ben mi ezdim? Bana bir evet. Bakar mısın? Tamam, o zaman ben ezmişimdir. Evet, 1500 zor birikti dediydin şimdi. 1500'ümüz var bile. Çok iyi. Şimdi ben bu benzin full olduğu için aşkım suratını bırakıp sadece yüzlükleri çekiyorum. Tamam. 228 ya. Onun sadece 200'ünü çekiyorum. Mantıklı bebeğim. En azından çalışanların parası 12 dolar. Bir çalışanımız var. 2. Tamam işte. 24 dolar kalsa yeter. Benim müşterim, benim müşterim, benim müşterim. Yo, çoktan kaptın müşteriyi. Ne alaka? Bahşiş ver lan. Thank you. 2 dolar verdi bana. 2 dolar çıkma. Üzerine çıktım böyle, camları falan sildim ondan dolayı. Efendim sevgili Emre Storm, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Emre, merhabalar. 3 dolar da bana verdi. Sevgili True Alpha, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin True Alpha, merhabalar. Bana da 3 dolar verdi, 3. Çifte standart. Aşkım ne yapıyor? Arabayı siliyorum bebe. Bahşiş almak için vardı. Arabayı temizliyorum. 2 dolar verdi. 2 dolar verdi bana da. Adaletli kara, adaletli kara. Bende içeride kimse yok. Teşekkür ederim True Alpha, gayet iyiyim. Sağ olasın, sen nasılsın? Sevgili Enesar hoş geldin, merhabalar. Teşekkür ediyorum yayına katılıp eşlik ettiğin için, sağ olasın. Hep kendi cebine çalışıyorsun. Abi cebimde 30 lira var. Cebimde 30 dolar var. Bende de 2000 var işte. Burada yaptığımız her şey kasaya gidiyor. Kendi cebine çalışıyorsun dediğin. Abi bütün para kasaya gidiyor. Benim cebimde 30 dolar var kanka. Pavyona gidelim 30 dolarla. Ne yapalım arkadaşlar pavyonda? Ne bak beni, nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum bebeğim. Pavyona mı gideceğim? Aa, öyle bir şey yok. Asla asla. Kesinlikle yok. Aşkım böyle bir eğilip sopayı çeksene bir. Nasıl bir görüntü olacak merak ediyorum da. Eğilebiliyor muyum ya? C'ye bastığında bir kere eğiliyorsun bebeğim. Bas basılı tut. Eğilemiyorsun galiba aşkım da. Bu yeterince korkutucu, yeterince korkutucu. Yeterince korkutucu gözüküyorsun hayatım. Saçlarımı değiştirdim, hiç fark etmemişsin. Fark etmedim hayatım. Gözlerinin güzelliğine bakmaktan... Saçlarına bakmaya fırsatım olmadı. Bahşiş vermemek bahşiş için yok oluyorlar bebeğim. Kaçtım. Evet evet, arada öyle oluyor. Bahşiş vermemek için yok oluyorlar. Aa.
mesaj atıp duruyor sana? Sence aşkım, bir tahmin et. Baş harfi bacanağın. Bacanağın her şekilde yazabilir. Başka kim mesaj atacak hatunum bana? Telefonum sende var. Anamlarda, babamlarda var. Ve muyda var. Thank you. Ama $1 verdi. Hmm. Güzel temizleyememişsindir. Dur bakalım. Ya nankörlüğün lüzumu yok. Bahşiş. $5 verdi. $5. $1 verdi bana. Güzel temizleyememişsindir. Ben bunları döverim. Efendim sevgili Erbey Fright Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Erbey. Merhabalar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Aa, iki kişi kahve bekliyor. Bizim burada yapacağımız şey şu kıymetli arkadaşlar. Para biriktiriyoruz. Çünkü araba tamirhanesini açmaya çalışıyoruz bu bölüm. Araba tamirhanesi açacağımız için bütün para hatunumda birikiyor. Ve hani öyle araba tamircisini açacağız. Dükkana benzin alsak mı? Acaba %30'lara düştü. Yoksa kasada 280 var. O zaman kasadakinin yettiği kadar alayım. Hiç cepteki paraya dokunmayalım. Ne kadar birikti demiştin hatun? 2215. 2200 çok iyi. Ben de $280'lık yakıt aldım. Fullemeye yakın neredeyse. Bu bize yeter. Aşkım bir $100 biriktiği zaman yine $100'a da benzin alırsın. Ne zaman bir anda fazla para çıkmamış olur. Tamam. Sen nasıl istersen öyle yaparız hayatım. İstasyonun benzini aldık. İtibar düşüyor itibar. Yangın çıktı aşkım. Ondan dolayı minik bir sıkıntı olmuş olabilir. Müşteriler panik yaptıysa zar. Allah Allah. Ya ne olmuş canım? Sarısanın parası ödemediği için ayrıldı. Michael! Aslanım terk etme bizi! Beni abi rahatsız etme diyor. Michael hayır Michael. Aşkım beni dinlemiyor zaten. Ayağını kaydır. Ayağını kaydırdım lan sonunda. Ayağını kaydırdım Michael'ın. O sürtük çok önce gitmeliydi. Hayır benzin almaya gitti. Ya Michael benzin almaya gitti. O zaman oto yıkamadaki gacı kovuldu aşkım. Ya nankör pislik görüyorsun değil mi? Michael'ımı görüyorsun değil mi? Michael satmadı hakikaten. Biz hep bir kasada $100 tutalım, $100 üstünü çekelim hatun ya. Şimdi ben öyle yapıyordum, işte Santan 280'lik alınca $12 ödeyemedi. $24'dan az vardı ya. Evet evet. Ya bir daha mı istasyon yanıyor? Beyefendi i̇şte merak etmeyin, sizin siparişinizi onaylayayım. İstasyonda biri kibritle mi geziyor? Fıs. Aşkım söndürüyorsun değil mi? Aşkım söndürürken tam acıktığımı fark ettim. Kahve içmeye gittim. Meğer bir tane daha varmış. Ortalık yanarken kahve içiyordum. Efendim sevgili Lightbreaks 10. ayında. Teşekkür ediyorum Lightbreaks. 10. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Eyvallah. Thank you. Polise mi? Evet, sen bana vermiştin. Arabayı pırıl pırıl ettim. Bu $5-6 satış herhalde hayatım ya. Aşkım $2 bahşiş verdi. Kahve verince $5 alıyorsun. İçeydin. Afiyet olsun. Buradaki abim de kahve istiyor. Kimse bakmamış abime. Hayatım oto yıkamada şurada burada her yere koşturmaya çalışıyorum bebeğim. Mümkün mertebe. Ay kasana çok çalışıyor aşkım. Çok kasma. Doğru.
Emre'cim dostum, oyunun amacı bir benzin istasyonu işletmek. Daha doğrusu benzin istasyonu değil de arabayla alakalı her şey var. Hani sadece yakıt alıp vermiyorsun. Yakıt durumuyla ilgileniyorsun. Araba yıkama servisin var. Araba tamir servisini açacağız birazdan. Ne oluyor ya? Adamı gördün mü? Adama bak. Bende yok aşkım. Polis arabasını görmedin mi? Bende normal gözüküyor bebeğim. Aa. Hatta şu an lastiği hava bastırmaya geldi. Ay kılım. Yav bak şişlerim o çocuğu. Aşkım 2500'ümüz var. Bu 500 dolar daha kazanıp workshop'umuzu açabiliriz. Şahane bir haber. Ben sürekli buradayım aşkım. 100 doları az önce sen mi çektin, hırsız mı cukkaladı? Ben çektim de bir dolar yatıracağım. En azından maaşını ödeyelim Michael'ım. Bonkör hatun ya. Öteki işten ayrıldı. Her şey var işte ya. Mavi Memin hoş geldin. Merhabalar. Dayı kahve istiyor. Dayıya kahve verirsek. İşte aşkım sen 2000 dolar biriktirdin. Bende de 44 dolar var. Para olarak cebimde. Yani bir saattir oynuyoruz. 44 dolar birikti ki bir saattir oynamıyoruz. Aşkım şimdi şöyle, ben direkt çektiğim için. Hı. 2600 mesela şu anda olan. Çok az kaldı hedefimiz Akdeniz. Araba yıkamacının önünde arabayı acaba sıysam bahşiş çalır mıyım? Thank you. Aldım, 5 dolar verdi. Ne yaptın? Buradan şeyi mi götürdün, yıkattın? Şimdi elimde sopa var şu an, büyük ihtimalle sende gözükmüyor da. Yok bende gözükmüyor. Sopayı aldı, paspasladı. Anladım. Ha. İşte dolar, keş. Evet dostlar, tamirhaneyi açmak üzereyiz efendim. Güzel para biriktirdik. Peki tamirhaneyi açınca içine malzeme alınacak mı aşkım onun? Hiç bilmiyorum ki bebeğim. Ya açar deneriz, görmüş oluruz ya. Yani malzeme alınacaksa malzeme alacak parayı da kasarız. Ben bu arada bir kahve manyağı oldum hayatım. 200 nereden geldi ya? Çalışımıza hoş geldiniz efendim. Aşkım seni alalım. Buraya gel, buraya gel. Banka hesabına yatırman gerekiyor bebek. Ha, doğru. Şirketin hesabında olmadan alamıyorsun. Aman be. Yıkama hortumu oraya kadar uzuyor mudur ya? Uç bir. Açılış yapıyoruz. Gel aşkım gel. Geliyorum bebeğim. Dükkanla Michael ilgilensin gayrı. Ay, yürüyemiyorum. Ah. Susuzluktan ölmezsem. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu tamir istasyonu alanını açacağız. Açmak üzereyiz. Buyurun hanımım, buyurun, buyurun. Bakış yok, bir şey yok. Ben bu teşvikle açmam. Buyurun, buyurun. Buyurun o zafenim. Aşkım, tekerler var, lastik var. Herhalde sadece lastik değiştireceğiz burada ya. Bir de istasyona benzin al kadın. %2 suyum kalmıştır. Su içmem lazım. Çalışmaktan su içmeyi unuttum. Maganayı kafama diktim. Evet. Ay ay ay, 500 dolar. Yakıt al. Alacağız be. Aşkım hortum... Yo, uzamıyor benzinliğe kadar. Burada kopuyor. Ama lastik hava basmaya gelenlerin falan arabasını yıkayıp belki oradan para sökebiliriz ha. Aşkım gel gel, araba geldi tamirhaneye. Sen göster. Tamam.
Bu arada hırsız bizden bir 10 dolar cukkalamış aşkım siz arabayı açana kadar diyor. Benzin kamyonunu alır mısın bebeğim? Michael halleder. Evet. Evet. Anlamadım. Geliyorum aşkım. Ama yaptık bir şekilde minigame'i. Sıkıntı yok hayatım. Benzinimiz full. %116. Şahane. Ne kadar bırakıyor tamir? 95 dolar. Çok iyi. Onu 100'e çekeriz. Valla lastik değiştirmeden 100 dolar iyi para yapar aşkım ya. Hı hı. Bir dahaki hedefimiz? Bence bir dahaki hedefimiz ne biliyor musun Hatun? Yükseltmelerden kasiyer satın alıp hırsızlığı önleme. Mantıklı. Ya 500 dolara markete bir kasiyerlik ve hırsızlığı yangına engelle diyor bak. Kurtuluruz komple. Vaktir. Ama buna tıklayabiliyor. Lastik niye havada duruyor? Tıklayabiliyor muyum bilmiyorum. F'ye basıp değiştir dediğinde o lastik değiştirme bebeğim işte. Yok şey lastik havada duruyor da. Aşkım dur ben yapacaktım. Bak araba havaya kalkıyor. Araba düştü bende. Araba ters döndü. Kötü kötü şeyler oldu bende de. Ben yapayım bir kere de. Tamam. Dokunmuyorum. Tamam aşkım dokunmuyorum. Tamam. Kızma. Yav. Bir kere izin ver. Ya kere. Tamam aşkım tamam. Aa. Ben bug'da kaldım bu arada. Lastik değiştir deyip duruyor. Dur dükkana kasiyer dikmeyi deneyeceğim 2 dakika. Öteki geliştirmeyi aldık ama şey yapmadı yani 500 dolara harcadı. Ama bu çevre sakinlerinin markete gelmesine izin verir şimdi açtı. 500 dolar gitti. Tamam bir sonraki aşamada da markete kasiyer dikip hırsızlığı ve yangını engelleyeceğiz. Aşkım minik bir sorunumuz aşkım, var. Bir tane şey alır mısın çalışan? Tamam. Çalışmak istiyorum, aileme bakmam gerek. Benzin doldururum, ürün satarım, araba yıkarım. Aldım. Bir sorunumuz var amcım. Ne sorunumuz var bebeğim? Bir sorunumuz var dedin ya. Benim karakter bug'da kaldıydı. Hı. Aşkım bak lastik değiştirmeye aga geldi. Ara basıyoruz aşkına. Basıyoruz hayatım. Yeni çalışan geliyor ve istasyonumuz gelişiyor. Kim yeni çalışan? David. Ne yapıyorsun lan? Aşkım ben an... He. Muydu? Evet. Evet bebeğim bu kadardı. Peki bu tekerlek ne oluyor? Grant is dirty dediği şey beton kirli, şey kirli. Yer kirli. Aşkım bu tekerleği ne yapacağız? F'ye bastığın zaman kayboluyor olması lazım hayatım. Olmuyor. Sendeki F, bendeki E bu arada. Ben değiştirdim. Anladım. Modifiye falan mı edebiliyoruz? Ya modifiyeye araba gelecek herhalde. Bilmiyorum ki. Siz kasiyer alana kadar hırsız zengin oldu. Ya bak ebesini ziyaret ettiğim. Aşkım kasiyeri alayım mı bekleyeyim mi? Allah aşkına al. Vallahi alayım da şu hırsız şeyiyle uğraşmayalım ya. Hırsızdır, yangındır. Bana garı geldi buraya. Oyunda kripto mu var lan? Dedim ya kripto alayım diye geçin. Ben espri yapıyor sandım.
Reklam, pankart taşıyıcı, şehir çapında pankart, reklam uçağı. Yuh. Aşkım, bence pompikçiye pompiklenmeye geldim, iniş yapmıştım. Katılıyorum bebeğim. Şimdi deli gibi para basıyorsun her yerden. Çırın çırın çırın. Hoş hoş hoş, güzel güzel para gelmesi hoş. Ben gel seni yemeğe çıkarayım gel. Aa, yemeğe mi çıkıyoruz beraber? Sosisliğe gidelim. Olur 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 olur. Birlikte sosisli yiyelim. Arkadaşlar bu arada bu bölüm pompacı simülatörde tamir istasyonunu açmış olduk. Bununla beraber burada bir sosisli gömelim. Ve şimdi ardından... Afiyet olsun aşkım. Ölüyordum açlıktan. Evet arkadaşlar. Tamirciyi açtık. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkür ederek videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.